Neden buradayım ben hala? Neyi bekliyoruz? Az sonra ifadeniz alınacak. Gökhan. Ne oldu abi? Nedir işin aslı? Yiğit şikayeti kaymakam yapmış. Nişanlısına senin darp ettiğini söylemiş. Ne? Nasıl bir saçmalık bu? Ben Münevver'i görmedim bile. Neye dayanarak söylemiş bunu? Hastaneden rapor almışlar. Yani doktorlar darp olayını tasdiklemiş. Gökhan ne diyorsun? Münevver'e ne olmuş? Ne yapmışlar Münevver'e? Yiğit önce sakin olmalısın. Bilmen gereken başka şeyler de var. Otur. Münevver'i muayene eden doktor yeni izlerin yanı sıra eskiden kalma izler de bulmuş. Yani o hayvan daha önce de mi? Evet. Raporu gördüm şimdi. Sanırım bu izlerden bazıları sadece vurmak da olmamış. Tecrübelerime dayanarak söyleyeyim. Adam sadece dövmeye çalışmamış. Hayvan herif. Şerefsiz it. Gökhan bunların hepsi benim yüzümden. Münevver'i korumak için sustum ben. Yusuf abiyle konuşmadım. Ama şu olanlara bak. Hepsi benim kabahatim. Yiğit kendini suçlamak bir işe yaramaz dostum. Şimdi nasıl, iyi miymiş? Şimdi daha iyi. Sabah eve çıkartmışlar. Bak ailesi onun yanında. Ellerinden geleni yapacaklardır Yiğit. Biz şimdi senin ne yapacağını konuşmalıyız. Kaymakamın şikayetine ve dilekçesine dayandırılarak gözaltına alındın. Ancak Münevver de bunları doğrularsa o zaman başın ciddi anlamda derde girer. Bak belli ki bu uygar iti Münevver'i zapturapt altına almış. Bu kadar canını yaktığı halde kız sesini çıkartmadıysa senin tutuklanman için de ifadesini bu yönde vermeye zorlayabilir onu. Allah'ım sen oğlumun yüzüne gül. Aa, ne yapıyorsun sen burada? Münevver'in bir ihtiyacı var mı diye baktıydım. Biraz gelsene, bir şey konuşacağım seninle. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Uzun zamandır iyi bir şey olduğu var mı ki Sultan? Baksana. Kızım içeride canı burnunda yatıyor. Kim yaptı? Neden? Hiçbirisini bilmiyoruz. Yeminle benim oğlanın kabahati yok. Dur bakalım, acele etme. O daha belli değil. Bu da yetmezmiş gibi Yusuf da yanlış içinde. Anne olarak yavrularımı korumaktan sakınmaktan başka hiçbir gayem olmadığı halde bir de senin o arsız yeğeninle uğraşıyorum. Ne etti ki? Kafamızı karıştırdı değil mi? O ne cin? Ne cin o? Öyle bir çarpar ki adama nereden geldiğini anlayamazsın. Ya ben sana dedim. Bu işi beraber halledelim dedim. İstersen hala yardım ederim ben sana. Yoluna ışık tutarım. Zira Havva'yı avcımın içi gibi bilirim. Aklına düşen diline düşmeden anlarım. Senin yerine olsam hayır demem ben böyle bir şeye. Bana bak Sultan. Sen ne kadar büyütmüşsün ayol bu Havva'yı gözünde. O yeni yetmenin yaptığı numaraları ters yüz edecek güç yok mu bende sanıyorsun? Akıl yok mu? Ayrıca ben senin fikrini sormaya çağırmadım buraya. Şu anda Havva nerede onu söyle yeter. Evdedir, nerede olacak? Ha? İşte bu kadar. Hadi. İşinin başına. Oh, iyi oluyor. Kız ne yapsam üstü hak sana. Cadı. Ne oldu? Konuştu mu kız? O hayvanın kabahati olduğunu söyledi mi? Kurtaracak mı Yiğit'i mi? Bir şey demedi teyze. Kız o kadar kötü ki. Ben konuştum, o dinledi. Sonra da kollarımda uyuyakaldı. Vay vay. Kim bilir o hayvan neler etti kıza. Tamam, kızın halı hal değil ama
Bu işte beklemeye gelmez toprağım. Yiğidimin peşine düştüler bir kere. Onun hayatı söz konusu. Neyse, olmadı, tekrar konuşurum. Oğlan arıyor. Allah hayırlara çıkarsın. Yiğidim, neredesin kuzum? Ablacığım merhaba. Ben Yiğit'in arkadaşı Gökhan. Hastanede karşılaşmıştık hani. Yiğit nerede, ne ettiler oğluma? Ablacığım Yiğit öncelikle gayet iyi. Ancak polisler onu gözaltına aldılar. Hakkında darp şikayeti varmış. Ne? Teyze. Savcı beyim. Yiğit nerede, nasıl? Ablacığım telefonda da söylediğim gibi. Kaymakamın suç duyurusuyla Yiğit'i gözaltına aldılar. Şimdi ifadesine başvuruluyor. Allah belasını versin o kaymakamın. Kendi b***ını örtmek için oğlumu yakacak. Bir şeyler yap. Yiğidim öleceğini bilse Minever'e el kaldırmaz. Teyzeciğim sakin ol lütfen. Ablacığım ben de biliyorum Yiğit'in suçsuz olduğunu. Ancak beklemekten başka bir şey gelmez elimizden. Neyi bekleyeceğiz? Ha? Bir hiç için oğlumun hapislerde çürümesini mi? Ablacığım bak, Münevver'in ifadesi alınmadan, bunu kendisine yapanın Yiğit olduğunu o söylemeden kimse oğlunu hapse falan atamaz. Uygar böyle bir iddiada bulundu. Yiğit ifadesinde bunun tam tersini söylüyor. Yani her şey Münevver'in söyleyecekleriyle netleşecek. Kızın hali hal değil. Aklı uçmuş gitmiş sanki. Yani ya dile gelmezse, Yiğit etmedi demezse. İşte o zaman yapacak bir şey kalmaz. Savcım, bir saniye bakabilir misiniz? Siz oturun, ben geliyorum. Yakacaklar oğlumu. Harcayacaklar. Bozuk para gibi harcayacaklar. Ben de ettiğimden kalacağım. Teyze kendini suçlamasana. Bu olanların seninle ne alakası var? Hepsi benim kabahatim. Hepsine sebep benim. Minelerle Yiğit daha küçüklüklerinden beri birbirlerine sevdalılar. Aman kimse duymasın, aman kimse bilmesin diye ben hep önlerinde durdum. Benim hiç haberim yoktu. Peki neden bunu söylemelerine izin vermedin? Bilemedim. İşlerin bu hale geleceğini kestiremedim. Bu uygar iti ortaya çıkınca bir açığını bulur, çıkar hancıoğullarının karşısına derim. Bu işi durdururum sandım. Buldum da eskilerini. Meğer o canavar eski karısını öldürmüş. Ama gaza demiş, sıyrılmış işin içinden. Peki sen bunu Yusuf Bey'e söyledin mi? Ben daha diyemeden Yiğit de öğrendi. Hamiyet Hanım'la konuşmaya gitti ama inanmadı ona tabii. Koca kaymakam ona kandı. Konuyu da kapattı. Şimdi bu uygar Yiğit'in peşine düştü bir kere. Sırrını bildiğini anladı ya. Yaralı aslan oldu adam. Önce benim yavruma geçirdi pençelerini. Şimdi de Minevere. Ah teyze. Bütün bunları bilip nasıl sessiz kaldın? Toprak. Yiğit'i hapse atarlarsa ben ne yaparım? Ne oldu savcı beyim? İfadesini aldılar. Şikayetçi kaymakam olduğu için daha özel bir hassasiyetle sorguladılar tabii. Elimizde suçsuzluğunu ispatlayacak bir delil yok maalesef. Ancak aksini de ispatlayamıyorlar şimdilik. Bu durumda biz ne yapabiliriz peki? Vallahi Yiğit için elimden geleni yapmak isterim. Ama malum savcı olduğum için bu işe fazla bile müdahil oldum. Şahit isterseniz avukat bir arkadaşım var, onu tavsiye edebilirim. Anlıyorum. Çok sağ ol. Efendim? Yusuf Bey.
Efendim Toprak. Biz teyzemle karakola geldik. Yiğit'i gözaltına almışlar. Biliyorum biliyorum, haberim var. Yusuf Bey, Münevver'in başına gelenler için inanın ben de çok üzgünüm. Ama Yiğit böyle bir şey yapmış olamaz. Yiğit de en az Münevver kadar mağdur. Ortada büyük bir yanlış anlama var. Lütfen buraya gelebilir misiniz? Tamam Toprak, geliyorum. Kolay gelsin. Ben zor kaçtım. Olsun. Geldin ya. Çok özledim seni. Ben de. Tatili iple çektim. Son günler geçmek bilmedi. Mektuplarını defalarca okudum. Ezberledim. Kokladın. Evet. Münevver'im bak. Son bir senemiz kaldı. Dayan. Sadece bir sene. Ondan sonra sen benimsin, ben de senin. Kimse bizi ayıramayacak. Bu ne? Ne bu? Adını gönlüme, kalbime, beynime, gördüğüm her yere yazmak istiyorum Münevver. Ben de. Gelmene çok sevindim. Nasılsın? Nasıl olalım abi, görüyorsun işte. Beni boş ver. Münevver nasıl? Olanları duyunca inanamadım. Olanların seninle bir ilgisi yok yani. Öyle mi? Yok tabii abi. Ben Münevver için canımı veririm. Nasıl yapayım ona böyle bir şey? Nasıl el kaldırayım? Abicim, bakın bunların hepsini o şerefsiz yaptı. Nasıl bir adam olduğu ortaya çıkınca önce bana saldırdı. Yetmedi, kendine sağlam almak için gitti Münevver'i susturdu. Neler yaptı kıza? Abicim siz onun kaymakam olduğuna falan inanmayın. Psikopatın teki o ya. Eski karısını bile... Yiğit! Kendini aklamak için başkasını karalama. Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki. Sen hele buradan bir çık da. Seninle konuşacağız. Abi ne desen haklısın. Sana diyecek lafım yok. Ama Münevver'e ben bir şey yapmadım. İnan bana. Onu ben incitmedim abi. Müsait misin? Hayır değilim. Bana öyle demediler ama. Git ne olur git. Bak sana neler getirdim. Mis gibi kokuyor, tıpkı senin gibi. Şunu da koyayım. Nasılsın? İyisin değil mi? Dokunma bana. Dokunma ne olur, yalvarırım git.
Sana söz verdim, kimseye bir şey söylemeyeceğim. İstesen de bahsedemezsin zaten, değil mi? Ama gitmezsen bağıracağım şimdi. Hay hay. Bir dene bakalım. Ne istersen yaparım ama git. Git odamdan, hayatımdan git. Ne olur at nişanı. Bitsin bu iş. Zaten artık yalvarmana gerek kalmadı Münevver'cim. Çünkü artık seninle evlenmeyi düşünmüyorum. Ha, bunu sakın sen istedin diye yapıyorum zannetme, tamam mı? Hani birlikte geçirdiğimiz o gece var ya. İşte o gece anladım seni hiç istemediğimi. Bunun sadece bir heves olduğunu, aşk falan olmadığını. Yani kısacası seni istemiyorum artık Münevver. Zaten sen benim gibi bir kaymakamın eşi olacak niteliklere sahip falan değilsin. Sen ancak o Kahya'nın oğluna karı olursun. Ha. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Eğer benim hakkımda bir şeyler söyleyecek olursan, önce o yiğiti uçurumun dibine gömerim, sonra da seni gömerim. Anladın mı? Çorba bittiyse, kusura bakmayın. Tatlım, sonra görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Tepsiyi alayım mı Münevver Hanım? Başka bir isteğin var mı Münevver Hanım? Hadi teyzeciğim, al iç biraz. Yusuf Bey çıktı mı komiserin yanında? Yusuf Bey, konuştunuz mu? Ne dediler? Konuştum Toprak. Münevver'in ifadesine göre hareket edecekler. Kurban olayım Münevver'le konuş Yusuf. Yedim burada tutmasınlar. Abla Münevver'in halini bilmiyor musun işte? Kendi konuşmazsa üstüne gitmeyin dedi. Yeni bir atak geçirebilirmiş. Öyle bir durum varmış herhalde. Ben bugün biraz yanına gittim Münevver'in. Konuşalım mı dedim. Ne konuştunuz peki? Bir şey söyledi mi? Hayır. Söylemedi. Ben konuştum, o dinledi. Sonra da birbirimize sarılıp ağlaştık. Soysuzun biri geldi, hayatımızı tarumar etti. Kızın dilleri lal, oğlumun hali perişan. Abla Münevver biraz dinlensin. Ben de konuşmayı deneyeceğim bir. Olmadı doktor falan getiririz. Gerçek ortaya çıksın artık. Ben de senin kadar çok istiyorum. O zamana kadar yiğidim burada mı kalacak Allah korusun? Kalsın kalsın. Kalsın da bana söylediği yalanları düşünsün. Erkek adam o. İki günde bir şey olmaz. Merak etme sen. Tabii senin evladın emin ellerde. Halden anlamazsın Yusuf Bey.